Ethereum Vakfı ve Celsius büyük satış yaptı. Coin çakıldı diyor. Burada Matic'ten bahsediyor ve ana hatlarıyla Matic üstünde duruyor. Fakat söylenenler de çok fazla doğru değil, yani onu da ifade etmek gerekecektir. Bunun üstünde biz de durmaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz ara ara satışlar geliyor ki zaten bu çok normaldir. Satış olmadığı olmaz. Burada Matic satışı üzerine hem Ethereum Vakfı'nın aynı zamanda Celsius'un fiyatların düşüşünden bahsediyor. Şimdi bir Celsius zaten çok sık satışlar yapıyor. Burada yalnızca Matic coin üzerinden değil, farklı altcoin'leri de yakın zamanda sert sattı. Ether de bunlardan bir tanesiydi. Shiba da bunlardan aynı şekilde bir tanesiydi mesela. Dolayısıyla bunu bilmek gerekiyor. Bir diğer durum Ethereum Vakfı'nın yapmış olduğu Matic satışı. Bunların ikisini toplayıp şöyle kafa kafaya versen, Matic coin fiyatlarına tabii ki birebir de etki edebilecek varlıklar değil bunlar. Bu kadar bir satış oldu mesela. 50 milyon dolarlık bir satış oldu. Bu paritede öyle ciddi bir değişime sebebiyet vermez. 50 milyon diyorum ya. Bu nereden çıktı? İşte 5 milyon dolar bir satış oldu. Pariteye şey yapmaz çünkü parti satışlar halinde geldi. Ve bu da günün sonunda totalde gördüğünüz gibi bir düşüşe sebebiyet verdi. Buradaki düşüş birinci elden satış kaynaklı asla olamaz. Ya FUD habere sebebiyet verir ya da o bile olmadan piyasadaki çekilmeleri takiben düşer. Ki Matic piyasadaki çekilmeleri takiben düştü. Burada biraz daha işin hikayeleşmiş kısmını görüyorsunuz. Yani işte Ethereum Vakfı sattı falan tarzında. Şimdi bakalım. Büyük kripto sahiplerinin hareketleri takip eden Twitter hesabı Spotonç'a yeni duyuruda bulundu. Celsius Networks 18 saat içinde merkezi borsalara yatırım yaptı. Zira ortalama 82.6 sent fiyatla 26 milyon Matic, yani 21.26 milyon dolar yatırdı. İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'a 23 milyon Matic yatırmakta şeklinde ifade ediyor. Evet, şimdi burada ilk bilinmesi gereken şey şu: böyle bir varlığın tek parti satışına zaten müsaade edilmiyor. Önceki satışlarda da aynısı oldu. Beşer parti halinde bunlar satıldı. Nitekim farklı borsalar üstünden satıldı. Dolayısıyla zaten fiyatlara etki edememesi için borsalar tarafından gereken manuel önlemler sürekli alınıyor. Buna dikkat çekelim. Ya bu tarz boş muhabbetleri piyasada o kadar artık konuşuyoruz ki, her altcoin için konuşuyoruz bir de. Adamlar 2 kuruşluk bir şey sattığı zaman, ya 2 kuruş dememin sebebi de bu arada varlık için 2 kuruş. Yani varlık için 2 kuruş. Matic coin için birkaç milyon dolar 2 kuruş tabii ki. Ne yani? Değil mi? Yani. Neyse. Celsius Network diyor. Ayrıca bir başka popüler kripto platformuna yatırım yaptı. Kripto.com'a 3 milyon Matic aktardı. Hareket Ethereum için bir ölçeklendirme çözümü olan Polygon'un yerel tokenı Matic'in fiyatı aynı dönemde %10'dan fazla düşmesiyle geldi. Bu sırada Ether Vakfı da satış yaptı diyor. Bak dediğim gibi ya, bundan kaynaklı fiyatlar düşebilir. Ama onlar sattı diye değil. Onlar sattıktan sonra diğerleri sattı diye düşer bunlar. Hele 2 tane isim. Celsius bir de bir de Ethereum Vakfı. Eyvah. Tamam. Yani bok varmış gibi artık herkes satar. Zaten sanki bir ortada bir şey varmış gibi, tamam. İsimleri duyması kafi gelir. Hemen satışa başlanır. Garip tabii ki bunlar, ama piyasada olan şeyler, yapacak bir şey yok. Celsius Network Matic sattı, fiyat düştü diyor. 34 milyon üzerinde Matic bulundurmakta. Bu miktarla Matic'in en büyük sahiplerinden biridir. Matic mevduatlarında yıllık %14 ile getiri sunmakta. Matic teminatı karşılığında düşük faiz oranlarıyla borçlanma seçeneği de sunmakta. Celsius Network'ün 1.1 milyondan fazla kullanıcısı bulunmakta. Ayrıca yönetim altında 20 milyar dolardan fazla varlığa sahip olduğu iddia ediliyor. Ethereum Vakfı'na satış geldi. Vakıf diyor, Ether varlıklarının bir kısmının tezgahüstü işlemler yoluyla satmış görünmekte. Bu noktada bla bla 20 dakika içinde diyor yaklaşık 253 bin DAI'yi geri aldığını bildirmekte. Ethereum Vakfı'nın satışı zaten ufak bir satış. Yani adamlar satış yaptı doğru. Ama buna şey bile dersin, dönüştürme bile dersin yani abi. Böyle şey yapmanın, abartmanın anlamı yok. Zaten çok dediğim gibi nasıl çok ufak bir satıştan bahsediyoruz burada. O yüzden pariteye etki etmez. Ha, tepki aynı olabilir. Ona da yapacak bir şey yok. Şeyin tepkisi, yatırımcının tepkisi. Eyvah niye düştü falan modunda. Bu şekilde tepkiler olabilir. Dediğim gibi yapılabilecek çok fazla bir şey yok burada. Sadece bunların kısa süreli hareketler olduğunu, kalıcılık halinde kesinlikle bulunmadığı ve bulunmayacağını yatırımcının bilmesi gerekecektir. Bu tarz olaylar gözlemlenebiliyor. Sırf işte bir şeyin varlığı, daha doğrusu şirketin ismi olduğu için bir şeyden ya sakız fiyatında satsa fiyatı düşüyor varlığın. Vitalik Buterin mesela. Vitalik Buterin işte bir altcoin'i sattığı zaman patır kütür düşüyor tarzında. Olabiliyor böyle şeyler. Ama eğer ki yatırımcı bu işe çok önem veriyorsa o zaman tersini düşün. Yani tersini düşünecek o zaman adam. Tamam mı? Vitalik Buterin elinde mesela ne kadar Matic var? Ya da vakfın elinde, şu an Ethereum Vakfı'nın elinde ne kadar Matic var? Çok yüksek miktarda bir Matic coin söz konusu. Tamam mı? Bunları da tutuyor. O zaman yani. Piyasa çok mantıklı işler yürütmüyor. DAI ile Ether başına 2530 dolar tutarında diyor vesaire vesaire. Bu arada Ethereum Vakfı genel olarak Ethereum projesi ve Vitalik Buterin Matic'e bayılır. Polygon projesini çok severler zaten ve adamlar birinci elden destekliyor. Bunun sebeplerini anlayabilmeniz çok zor olmayacaktır zaten. Çünkü halihazırda adamların bir katman ikisinden bahsediyoruz burada. Ve birbirlerini de sıkı şekilde destekliyorlar. Çok normal olarak. Aynı zamanda Shibarium gibi projeleri de destekliyor. Mesela Vitalik Buterin'in Shiba yakımı yapmasının sebebi de bu. Çünkü bir katman iki protokolü oluşturacaklarını bildiği için başından bu şekilde büyük bir destek verdi onlara. Yani nedir? Proje, Shiba Inu projesine ve yakım gerçekleştirdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.